Evet, herkese merhaba. A milli takımımızın yeni baş antrenörü Orhun Er'in imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle COVID-19 testi pozitif çıkan başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sporculuk ve yöneticilik kariyerinde her zaman güçlü duran başkanımızın bu süreci de en kısa sürede atlatacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce baş antrenörümüz Ufuk Sarıca ile yollarımızı ayırdık. Kendisine milli takımımıza yapmış olduğu hizmetler ve verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyorum. A milli takımımızın yeni antrenörü Orhun En'e Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan. Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olmasına rağmen bu süreçte başta başkanımız Hidayet Türkoğlu ve beni kırmayıp bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. 2022 Eylül ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nın bitimine kadar A milli takımımızın baş antrenörü Orhun En'edir. Orhun Hoca'nın gerek bu süreçte gerekse de çok daha uzun yıllar milli takımımızla nice başarılar yaşayacağına ve yaşatacağına da inancımız sonsuz. Millilerimiz biliyorsunuz bu hafta 2020'deki Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için iki tane çok önemli maça çıkacaklar. Ben inanıyorum ki bu iki maçı da sahadan galip ayrılacağız. Bu maçlardan bir tanesi Cuma günü saat 19'da Hırvatistan'la olacak ve Pazar günü de saat 5'te Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. Türk Basketbol Federasyonu olarak kısa bir süre önce A Kadın Milli Takımımızın fanus düzenindeki organizasyonunu başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi erkek milli maçlara ev sahipliği yapacağız. Fanus düzeninde büyük bir özenle gerçekleştirecek bu karşılaşmalar Sener Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. COVID-19 pandemisi nedeniyle biliyorsunuz çok üzülsek de seyirci alamıyoruz. Bu maçları da seyircisiz oynayacağız. Milli takımımızın her iki maçı da NTV ekranlarından nakden yayınlanacak. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Bugün ayrıca Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizi temsil edecek milli takımımız biliyorsunuz toplanıyor. Bugün otelde hepsi testlerinden geçtikten sonra toplanacaklar ve Orhun Hoca yönetimindeki ilk idmanlarını da yapacaklar. Orhun En'e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyor. Bu zorlu süreçte mücadele edecek tüm sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Yani senelerce A milli takım formasını giydim. Milli takımlarda antrenörlükte de her kategoride görev yaptım. Ama her seferinde de milli takımla çağrıldığım zaman her seferinde yaşadığım heyecanı gene yaşıyorum. Geçmişe göre çok daha farklı tecrübelerim var. Oyunculuktan sonra da, antrenörlük hayatımdan sonra da. Ama neticede milli takımda çalışmak, bundan önce, benden önce çalışmış işte Ergin Hoca gibi, Ufuk Hoca gibi antrenörlerimizin, değerli antrenörlerimizin getirdiği seviyenin üzerinde bir milli takım, bir katkıda bulunmak benim en öncelikli görevlerimden biri olacak. Ama öncelikle bu göreve beni layık gören, bu teklifte bulunan Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Zor bir sürecimiz var. Artık sizler de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Milli takım pencerelerinin çok yoğun dönemlerde olması, çalışma sürelerinin çok kısıtlı olması bir şekilde geçmişteki milli takımlardan daha farklı bir yapı oluşturdu. Ama bizler milli formaya, milli takıma çok değer veren insanlarız. Bu anlamda da her zaman milli takıma çağırdığımız oyuncular bu bağlılığı ve buradaki gayreti, enerjiyi her zaman ortaya koymuş insanlar. Onun için buradaki Türk milli takımda oynayacak oyuncularımıza bu işte en büyük sorumluluk onlara düşüyor. Kısa dönemde teknik anlamda muhakkak bir kimya oluşturacağız, bir basketbol ortaya koyacağız ama buradaki bağlılık ve bu milli takımın parçası olmak, bu kültürü devam ettirmek ve bu kültürle fark yaratmak bence en önemli ayrıntı olacak. Onun için şu kısa dönemde bu cumaya kadar bu arkadaşlarla yoğun bir çalışma düzeni içerisinde geçtikten sonra inşallah bu iki maçtan başlayarak istenilen sonuçlarla beraber tekrardan özgüvenimizi yerine getirerek bütün milli takımın herkese, milli takımı destekleyen herkese gurur duyacağı bir milli takım ortaya çıkaracağız.
ana geldik. Her iki taraf için de hayırlı olsun. 27 Kasım'da Cuma günü Hırvatistan'la saat 19'da, 29 Kasım'da Hollanda'yla saat 17'de Pazar günü mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol takımımız ve yeni baş antrenör Orhun Ene hayırlı olsun diyoruz. Sizleri bir de fotoğraf çekimi için ayağa kalkmanızı rica edeceğim son olarak. Umuyoruz ki bu işbirliği Orhun Nene'nin baş antrenörlüğüyle birlikte başarıları da beraberinde getirecektir. Hırvatistan ve Hollanda karşılaşmalarında alınacak galibiyetler de Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 2022 emin adımlarla milli takımımızı ilerletecektir. Haluk Yıldırım ve Sayın Kerem Tunçeri'yi de fotoğraf çekimi için sahneye alalım.